Evet arkadaşlar, hafıza teknikleri ve animasyonlarla 5 aşamada Doğu Cephesi'ni anlatacağız. Evet arkadaşlar, bakalım Doğu Cephesi'nde neler olmuş, neler yaşanmış, birlikte görelim. Evet arkadaşlar, bakalım ne geliyor? Evet arkadaşlar, Doğu Cephesi'nde Kenan Doğulu konser veriyor. Evet, Doğu Cephesi aklımıza Kenan Doğulu'dan gelecek. Burada vatandaşlarımız Doğu'da Kenan Doğulu'nun konserini izlemeye gelmiş. Ama izlemeye gelmişler, orada sorunlu birini görüyoruz arkadaşlar. Etrafına bakan kırmızı kafa sorunlu Ermeni. Biz bütün derslerimizde bu sorunlu adamı Ermeni olarak anlatıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar burada Ermenimiz etrafına bakıyor. Bakın, herhalde ortalığı karıştırmak isteyecek. Evet, gürültüyü çıkarttı arkadaşlar Ermeni. Evet, kara askerimiz geliyor. Kara askerimiz Ermeni'yi kovalıyor arkadaşlar. Evet, kara askerimiz kovaladı. Iğdır gümrüğünde Ermeni'yi yakaladı. Evet, bakalım ne diyecek. Evet, elinde bir tane sivri biber var. Sivri biberi Ermeni'ye uzatıyor. Ermeni diyor ki, sivri ağzımıza almayacağız diyor. Sivri ağzımıza almayacağız. TBM'yi ilk tanıyan biz olacağız diyor. Herhalde korkmuş olmalı ki TBM'yi ilk tanıyan biz olacağız diyor arkadaşlar. Ve şunu da söylüyor. Arkamızda sarı kamışlar var. Sarı kamışı verim, bana dokunma diyor. Evet, sarı kamışın üzerine arkadaşlar görüyoruz, kar yağıyor. Evet, hikayemiz böyleydi. Şimdi ikinci aşamayla devam edelim. Evet arkadaşlar, Kenan Doğulu Doğu'da konser veriyordu arkadaşlar. Evet, Doğu Cephesi aklımıza Kenan Doğulu'dan gelecek. Konserimiz Doğu'daydı. Doğu'da sorunlu arkadaşlar bir Ermeni vardı. Doğu'daki sorun Ermeni sorunuydu. Evet, kara askerimiz geldi. Ermenileri 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir arkadaşlar Ermenileri yenmiştir. Ermeniler şunu söylemişti. Sivri ağzımıza almayacağız. Biz derslerimizde Sivri'yi Sevr Anlaşması olarak anlatıyoruz. Sivri, Sevri. Demek ki Ermeniler Sevr Anlaşması'nı kabul etmemeyi arkadaşlar taahhüt etmişlerdir. Çünkü Sevr Anlaşması'nda Ermeni devletinin kurulacağı kabul edilmişti. Demek ki Ermeniler Sevr Anlaşması'nı kabul etmeyerek kendi haklarından vazgeçmiştir. Evet, TBM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. Arkamızda sarı kamışlar vardı. Sarı kamış, Iğdır ve Kar. Kar yağıyordu arkadaşlar. Sarı kamış, Iğdır ve Kars TBM'ye bırakılmıştır. Evet, ikinci aşamamızı yaptıktan sonra üçüncü aşamamızla devam edelim arkadaşlar. Evet, Ermeni sorunu Doğu Cephesi'nde devam etmiştir. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Ermenileri yenmiştir. Evet, Ermenilerle yapılan anlaşmanın adı Gümrü Anlaşması'dır. Evet, Ermeniler Sevr Anlaşması'nı kabul etmeyeceklerini söylemiştir. TBM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. Evet, arkamızda sarı kamışlar vardı arkadaşlar. Sarı kamış, Kars ve Iğdır arkadaşlar TBM'ye bırakılmıştır. Evet, üçüncü aşamamızı yaptıktan sonra şimdi de dördüncü aşamamızla devam edelim. Evet, Doğu Cephesi'nin dördüncü aşaması. Doğu'da Ermeni sorunu devam etmiştir arkadaşlar. Evet, Doğu'da Ermeni sorunu devam etmiştir. Ermenilerle Doğu Cephesi'nde 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir savaşmış ve onları yenmiştir. Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapılmıştır. Tarihimiz 1920. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir. TBM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. TBM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Iğdır, Sarıkamış ve Kars Ermenilerden alınmıştır. Evet arkadaşlar, Doğu Cephesi'ndeki dördüncü aşamamızı söyledikten sonra beşinci aşamamız olan soru kısmına
geçelim. Evet, beşinci aşamaya geliyoruz arkadaşlar. Ermenilerle doğuda yapılan mücadeleler gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? 1. Gümrü Anlaşması'nın yapılması. 2. Kars, Iğdır, Sarıkamış'ın TBMM'ye bırakılması. 3. Ermenistan'ın TBMM'yi ilk kez tanıması. Şimdi arkadaşlar, animasyonumuzda gördük. Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapılmıştı. O zaman 1 var. 2. öncülde Kars, Iğdır, Sarıkamış TBMM'ye bırakılmıştır. Evet, bu da Gümrü Anlaşması'nın maddelerinden bir tanesidir. 3.sünde Ermenistan'ın TBMM'yi ilk kez tanıması. Ne demişti? Ben Sevri Sivri tanımıyorum. TBMM'yi ilk tanıyan ben oluyorum demişti arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2, 3 doğru seçeneğimiz arkadaşlar. E seçeneği doğru seçenek. E arkadaşlar, 1, 2, 3. Diğer sorumuza bakalım. Ermeniler hangi anlaşmayla Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir? A. Gümrü, B. Lozan, C. Ankara, D. Mudanya, E. Moskova. Biraz önceki animasyonumuzda görmüştük arkadaşlar. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu Gümrü Anlaşması'yla kabul etmişlerdir ve bunu TBMM'ye söylemişlerdir. Doğru seçeneğimiz A. Gümrü arkadaşlar. Evet, Doğu Cephesi'nin 5. kısmı olan arkadaşlar, sorularımızı da çözdükten sonra burada arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.